Değerli dava arkadaşlarım, gün davanız için doğru adım atma günüdür. Gün oyunları bozma günüdür. Gün ilke ve ülkülerimize can pahasına sahip çıkma günüdür. Bizim yolumuz doğru, yönümüz bellidir. Bu yol Çin Sarayı'nı 40 yiğidiyle basacak kadar gözü kara Kürşat'ın yoludur. Bu yol ölürsem kefenim olsun diyerek beyazlar giyen ve şehadeti şerefle karşılayan Alparslan'ın yoludur. Bu yol kuşatılmış kaleye ulaşmak için tek başına düşmanı yaran Yıldırım'ın yoludur. Bu yol milletin önüne düşmüş erenlerin, alplerin, ülke erlerinin, gözü yaşlı yüreği yanık anaların, yol gözleyen aksakallı babaların yoludur. On binlerce ülküdaşımın aziz hatıralarından devraldığımız bu kutlu yolun bugünkü yolcular olarak sizlere diyorum ki fitne yaygın, oyun büyüktür. Milliyetçi Ülkücü Hareket operasyonel ve şiddetli bir saldırı kıskacındadır. Ülkücünün ülküsüyle bağı kesilmek istenmektedir. Ülkemizin milli kimlik, milli tarih ve milli kültürle olan zamanlar üstü bütünlüğü bozulmak istenmektedir. Başkalaşmamız özümüze, geçmişimize ve ülkücü şuura yüz çevirmemiz projelendirmektedir. Paradigma değişimiyle kastedilen bunlardır. Ülkü bizlere bir fert olmanın ötesinde anlam kazandıran, ulaşılmasını hayal edip hedeflediğimiz yüksek değerlerin ifadesidir. Ülkücü ise kendinden vazgeçerek varlığını ve geleceğini bağlandığı milletinin, vatanının, bayrağının devamına ve yükselişine adanmış ve odaklaşmış şuur sahibinin ünvanıdır. Bu seçkin ünvanın kıyamete kadar yaşamasına tahammülsüz olanlar yine ve yeniden devrededir. Millet namına ve millet için verilen bu mücadele engellerinin birer birer aşılmasını gerektiren güçlü bir iradeyi de zorunlu kılmaktadır. Bu yüksek iradeye sahip olanlara biz dava adamı, bu niteliklerin cümlesine dava adamlığı adını veriyoruz. Bu itibarla ülkücü, durağan, geride kalmış bir hayatın takipçisi değildir. İleriye doğru yol alan millet varlığının devamını ve başarısını hedeflemiş bir vizyonun yaşayan aktif bir temsilcisi olmalıdır. Elbette ki bu yol çileli ve meşakkatlidir. Mücadele adı üstünde başa çıkmayı, aşmayı, çatışmayı, uğraşmayı, didişmeyi, çekişmeyi göze alabilmiş yüreklerin harcıdır. Dava adamlığında şekillenen bu hasletlere sahip olamayan, irade gösteremeyen, bedel ödemeyi göze alamayan, kararının arkasında duramayan, fikrini ve mücadelesini savunamayan, soluğu kesilince geleceği reddeden, zoru görünce kuytuya sinenlerin sahip olabilecekleri bir ünvan değildir ülkücülük. Ülkücüler milletinin kendilerine ihtiyaç duydukları anlarda ortaya çıkarak millet ve vatan sevgisinin sınavını ölüm ve mahkumiyet karşısında verebilmişlerdir. Onları ve mücadelelerini unutmak asla ve asla mümkün değildir. Şayet bugün sessiz duruyorsak, unuttuğumuz için değil, acılarını, mücadelelerini ve aziz hatıralarını yüreklerimizde taşıdığımız içindir. 4 Ocak 1968'de soğuk bir kış günü, henüz 22 yaşında bir fidan iken Ankara'da kaldığı yurdun kantininde iftardan sonra silahla vurulan ilk şehidimiz Osmaniyeli Ruhi Kılıç Kıran'ı hatırlamamak mümkün değildir. 21 Mart 1970'te Ziraat Fakültesinde öğrenciyken yüksek öğretmen okulunda mahsur kalan ülküdaşlarına
yiyecek götürürken şehit edilen İstanbullu Süleyman Özmen'i unutmak mümkün müdür? 8 Haziran 1970'te işgal altındaki okuluna girmek isterken şehit edilen ve 3 gündür aç olduğu anlaşılan evladı Fatiha'nın neslinden İnegöllü Yusuf İmamoğlu'nu unutmak mümkün müdür? 23 Kasım 1970'te ciğerlerine bisiklet pompasıyla hava basıldıktan sonra 3 günlük işkenceyle pencereden atılan Zileli Dursun Önkuzu'yu unutmak mümkün müdür? 13 Nisan 1979'da İstanbul'da camiden çıkarken bıçaklanan Tuncelili Alper Tunga Uytun'u unutmak mümkün müdür? Biz unutsak bile tarihin tanıkları unutmaz. Unutanları da Allah affetmez. Bıçak gibi ayazlar, buz kesilmiş duvarlar, karanlık ve izbe zindanlar, okula, yurda, şehitliğe açılan yollar, koşar adım gidilen kaldırımlar, Hakk'a uğradığımız cami avluları ilelebet hatırlarız. Paradigma değişsin diyenler, hafızalarımızı aldırmamızı istemektedir. Değişim olsun diyenler, kutlu geçmişimizi silme merak ve arayışındadır. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi art niyetli, maksatlı, çok aktörlü, kirli bir oyunun kuşatması altındadır. İç bünyemize fitne sokulması, birlik ve dayanışma ruhumuzu yara alması konusunda özel bir gayret vardır.